Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi gönül dolusu muhabbetimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Bir hadis tarihi ve usulü dersimizde tekrar birlikteyiz. Bir önceki dersimizde bir hadis usulü konusu olarak cerh ve tadil üzerinde durmuştuk. Şimdi inşallah bir hadis tarihi dersi olarak da tahammülül hadis, yani hadisi alma ve aktarma yolları üzerinde duracağız. Bu konu hadis tarihi açısından, hadis usulü açısından son derece önemli bir konu. Bu konudan itibaren inşallah hadis usulünün en önemli konusu olan artık rivayetlerin sıhhat derecelerini ele almaya başlayacağız. Hemen konuya geçeyim müsaadenizle. Başlığımızı yazıyorum. Konu başlığımız, Türkçesini yazıp altına Arapçalarını yazayım. Hadis alma ve aktarma yolları. Evet, hadis alma ve aktarma yolları. Ders başlığımız bu. Tabii her zaman yaptığımız hatırlatmayı müsaadenizle yine yapalım. Burada hadisten maksat rivayet. Bir rivayetin nasıl alındığı, alma elde etme demektir. Yani raviler bir rivayeti nasıl elde ediyorlar ve elde ettikleri bu rivayeti bir başka raviye nasıl aktarıyorlar. Bu elde etme, nakletme. Bu yolları da çeşitleri, yani kaç türden bir rivayeti elde etme ve aktarma imkanımız var. Bugün bunları konuşacağız. Bu ibarenin Arapçası turuk, yolları, tahammülül hadis diyoruz. Tahammülül hadis. Tahammülül hadis ve edauhu. Evet, edauhu. Hadisi alma ve onu aktarma yolları. Peki, şimdi bu eda aktarmaya nakle tekabül ediyor. Acaba ne kadar mümkün yolda bunu yapıyoruz? Bunları bu dersimizde ele alacağız. Tabii bu dersimizde konunun hemen bu boyutuna geçmeden önce önemli bazı şeyleri hatırlamamızda fayda var değerli arkadaşlar. Bu hatırlamamız gereken hususlar derslerin birbirleriyle olan bağlantılarını kurmak. Benim neden bir hadis tarihi, bir hadis usulü dersi yapmış olduğumu da siz değerli izleyenlere göstermektir. Hatırlarsanız bu rivayeti kimden duydun sorusu iki önemli hadis usulü sonucu verdi. Birincisi isnat sistemi doğdu. İkincisi de cerh ve tadil. Ravilerin güvenilir olup olmadığı. İlmi kimden duydun sorusuyla başladı. Hani meşhur İbn Sirin'in bu rivayeti kimden aldın, kimden duydun diye sorulmaya başladı dediği husus bu. Demek ki rivayetleri kimden duydun sorusu isnat sistemini
cerh ve tadili başlattı. Peki bu rivayeti kimden duydun sorusunun arka planında ne var? Bu bize neyi ima ediyor? Hadis uydurulduğunu, hadis uydurulmasının tarihi realitesini ifade eder. Yani biz hadis uydurulma gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bunu önlemek bakımından tedbir alan ülemamız ve muhaddislerimiz bu rivayeti kimden duydun diye isnadı ve cerh tadili başlattı. Şimdi bugün dersimiz bakımından önemli olan soruyu yazalım. Onu farklı bir renkle yazıyorum. Nasıl duydun? Sorusu da işte bugünkü dersimizi bu sonuç verecek. Nasıl duydun? Değerli izleyenler, konunun sizin zihninizde netleşmesi bakımından müsaadenizle meşhur şemamı çizmek istiyorum. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam var burada. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, bir ravimiz var. Bir ravimiz daha var. O muhaddisimiz. Onun da bir eseri var. Eser sahibi muhaddis. Rivayetleri topladı. Şimdi dikkat buyurunuz. Bu halkada ki biz buna isnat diyoruz biliyorsunuz. İsnat, senet. Bunları usanmadan yazıyorum ki sizin zihninizde yer etsin diye. Senet, tarik, veci, bunların hepsi aynı anlamda ve isnat demektir. Şimdi tam da burada değerli izleyenler, her bir ravi, bakın her bir ravi, sahabi Hazreti Peygamber'den alıyor. Bakın tahammül, Hazreti Peygamber'den alıyor, tahammül. Tahammül, bir şey yüklenmek, elde etmek, almak demektir. Demek ki sahabi, tahammele sahabiyyü, sahabi elde etti, el hadise hadisi, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'tan aldı. Peki, bu elde etmeye tahammül diyoruz. Tabiine aktarmasına da eda diyoruz. Eda, edauhu. Edauhu'daki hu rivayete, yani hadise raci. Aldığı hadisi aktarıyor, eda ediyor. Her biri için aynı şey geçerli. Tabi'in sahabeden tahammül ediyor, tebe-i tabi'ine aktarıyor. Tebe-i tabi'in tabi'inden tahammül ediyor, alıyor. Kendisinden sonraki raviye aktarıyor. Bu ravi tebe-i tabi'inden tahammül ediyor, bu da buna aktarıyor. O bundan tahammül ediyor, o da muhaddise aktarıyor. Muhaddis de bundan tahammül etmiş oluyor. İşte bu elde etme ve aktarma yolu tabiine bir hadis rivayet edeceği zaman sen bunu kimden duydun diye sorduğumuzda ben falan sahabeden duydum diye cevap verince isnat ortaya çıktı. Ve duymuş olduğumuz kişinin güvenilir olup olmadığını tahkik etmek cerh ve tadili ortaya çıkardı. Bu defa da ona sen bunu sahabiden ya da tebe-i tabinse tabiinden ya da diğeri ise ondan. Peki efendim nasıl duydunuz diye sorduğumuzda işte bu nasıl duydunuz sorusu bize tahammülül hadis ve edauhu dediğimiz efendim neyi verecek? Sistemi verecek. İşte bu sistem değerli arkadaşlar bizim hadis tarihinin son derece önemli bir konusudur. Neden? Çünkü
raviler arasında güvenilmez ve hadis uydurduğu gerçeğiyle karşı karşıya olan ulemamız ve muhaddislerimiz bu sistemi geliştirmek zorunda kalmışlar. Ve yalnız burada bir hususa daha dikkatinizi istirham etmek istiyorum konunun ehemmiyeti açısından. Sözünü ettiğimiz ve biraz sonra maddeler halinde bu hadis alma ve aktarma yolları şunlardır diye konuşacağımız husus, bu tebe-i tabi'in neslinden itibaren başlamıştır. Sistemleşmeye başlaması, zorunlu bir uygulama olarak muhaddisler arasında bu rivayeti nasıl elde ettin, nasıl duydun sorusu ciddi bir biçimde sistem haline gelmesi tebe-i tabi'in neslinden sonra, yani ikinci asrın son çeyreği itibariyle yaklaşık başlamıştır. Yani ya da ikinci asrın yarısından itibaren diyelim ki ama mesela bir örnek vereceğim. İmam Malik'te bunu görmüyoruz örneğin. Bizim metin okumalarımızda, ki inşallah size ileride metin okutacağım örnek metinler, İmam Malik rahimehullah tebe-i tabi'indir. Vefat tarihi 179'dur bakın. Evet. Bazen böyle yapıyor. Kalem. İmam Malik. 179 vefat tarihi. İmam Malik'in isnatlarını, mesela bir isnat örneği vereyim size. Kale Malik. Kale Malik. Kale Malik. Hatta şöyle örnek vereyim. Daha açıklayıcı olsun. Müsaadenizle bunu söyleyeceğim. Çünkü bu son derece konumuz bakımından önemli. Siz değerli izleyenlerin bunu görmelerini istiyorum. İmam Malik'in Muvatta'ını, onu da yazalım. Muvatta adlı eseri. Verdiğim örnek Muvatta'dan. Bu ünlü eserinden eseri bize nakleden önemli öğrencisi Yahya bin Yahya, İmam Malik'ten rivayet alıyor. Şu Yahya bin Yahya olsun. Evet. Yahya bin Yahya. İmam Malik'ten alıyor. Bakın, haddeseni diye başlıyor. Haddeseni. Bakın bunları birazdan göreceğiz. İşte bu nasıl duyduğunun cevabı. Bunları birazdan göreceğiz. Haddeseni diye başlıyor. Kale Malik. İmam Malik böyle dedi. Ama İmam Malik'ten sonra bakın an. Bakın An İbni Şihab. An İbni Şihab. An Urve. An Ayşe. An-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın. An gitti. Buna muan'an rivayet diyoruz. Muan'an rivayet. Muan'an rivayet demek hadisin hangi yolla elde edildiğinin belli olmadığı. Ravilerin rivayeti kendisinden önceki raviden hangi yolla aldığının belli olmadığı aktarım yoluna muan'an rivayet diyoruz. Bakın İmam Malik'ten. Ama İmam Malik'ten sonra, bakın buradan sonra, dedik ya tebe-i tabi'inden sonra sistemleşti diye, artık hadis alma yolları her ravinin mutlaka zikretmesi zorunlu olan kavramlar haline gelmiştir. Şimdi tam da burada müsaadenizle kitabımdaki sayfaya da izninizle size atıfta bulunmak istiyorum. Kitaptan takip eden izleyicilerimiz için. Kitabımızın kaçıncı sayfasına tekabül ediyor? 89. sayfasında hadis tarihi 5 rivayetleri elde etme ve aktarma yollarına başlamışız. Burada 92. sayfada 8 tane hadis aktarma yolumuz var. Şimdi bu elde etme ve aktarma yollarını
8 unsuru size yazacağım. Bu 8 madde, daha doğrusu 8 hadis elde etme ve aktarma yolu bizim geleneksel hadis usulü kaynaklarımızda, değerli izleyenler. Şimdi size tahtaya yazacağım şekilde sıralanır. Genel olarak yani böyle sıralanır. Fakat ben bu sıralamanın bir sorununa dikkatinizi çekerek o sıralamayı bir şema üzerinden yeni bir sistematik öneride bulunacağım ve o öneriyi sizinle paylaşacağım. Tabii klasik olarak bize intikal eden, kaynaklarımızda yer alan, bize de öğretilen, bizim de bu zamana kadar öğrenip öğrettiğimiz sistemi önce bir görelim. Bu sistemin hadis alma yolları, hadis alma yolları. Bir, sema. İki, arz ve kıraat. Üç, icazet. Dört, ilam. Beş, münavele. Altı, mukatebe. Yedi, vasiyet. Sekiz, icade. Evet, değerli izleyenler. Sekiz tane böyle hadis alma ve aktarma yollarımız var. Bu hadis alma ve aktarma yollarımızın her birerleri üzerinde duracağız. Ve bu sistemi siz değerli izleyenlere ve öğrencilerime zihinlerinizde kalıcı olarak yer edebilmesi için de bunları şemalandıracağım ve şemalar üzerinden bunları konuşmaya çalışacağız. Ancak burada bazı hususların üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi kısaca bunların her birerlerinin anlamlarını söyleyeceğim ama şu icazet, üçüncü şıkta bulunan icazetin diğerleriyle kıyaslandığında farklı bir konumunun olduğuna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bundan sonra gelen şu dört maddeyi, vasiyete kadar bu dört maddeyi ben icazetin altına koyacağım. Ve böylece benim sistematiğimde hadis alma yolları dendiğinde benim önerdiğim usulümde sema, arz ve kıraat, icazet, vicade. Dört ana başlıktan oluşuyor. İcazet de kendi içinde ilam, bakın, münavele, mukatebe, vasiyet, bu dört unsurdan oluşuyor. Yani az sonra da üzerinde duracağım üzere icazet kendi başına şu şekilde icazet kendi başına bir hadis alma yolu değildir. Bu dört başlık ile ancak gerçekleşebilen bir yoldur. Peki bunları, bu söylediklerimi tam olarak anlayabilmemiz açısından bunların her birerlerini konuşalım.
hem anlamlarını anlayalım hem de benim önerdiğim bu şema ile, solda gördüğünüz kırmızı şema ile, geleneksel olarak böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde alt alta sıraladığımız sıralama arasında nasıl bir fark olduğunu da bu şekilde görmeye ve fark etmeye çalışalım. Şimdi değerli izleyenler, bir şeyhimiz var. Şeyh dediğimiz bu rivayet sahibi ve kendisine gelip oturan, önüne diz çöken bu şeyhimiz, muhaddis olsun. Önünde ravileri var. Bunlar da raviler olsun. Evet. Raviler. Kendisinden hadis alıyorlar. O bize hadis söylüyor ve raviler ondan hadis alıyor. İşte bu şekilde şeyh söyler. Raviler de dinlerse bunun adına sema yolu diyoruz. İşitmeyle elde etmek. Rivayeti işitmeyle elde etmek diyoruz. Bakın bu. En makbul yoldur. Yani bir rivayeti şeyhin huzurunda bizzat onun ağzından duyarak, işiterek hadisi elde etmeye, sema yoluyla elde etme diyoruz. Bazen de şeyh ravilerine diyor ki, benim rivayetlerimi siz okuyun bakalım, ben dinleyeceğim diyor. Şeyhe ait rivayetleri raviler okuyor. Şeyh dinliyor bu sefer. Raviler okuyor. Bakın kıraat okuyor. Şeyh dinliyor bu sefer. Yani raviler şeyhe rivayetini, şeyhin rivayetini arz etmiş oluyor. Şeyhe onun rivayetlerini arz ediyorlar. Okuyarak arz ediyorlar ve şeyh de öğrencilerinin ve ravilerinin rivayeti ne kadar iyi zapt ettiklerini, iyi anladıklarını tahkik etmiş oluyor. Bu da çok önemli bir yoldur. İşte bu yola arz ve kıraat deniyor. Yani şeyhe ravilerin rivayeti arz etmeleri ve okumaları demektir. Bu iki yöntemin ikisi de hadis ilmi geleneğinde sevgili arkadaşlar, rivayetlerin elde edilmesinin en makbul, en değerli iki yolu olarak görülmüştür ve öyledir de. Şimdi bu iki yolu öğrendikten sonra bir ayrıntıya müsaadenizle değinmek istiyorum ki benim kitabımın bu konuda önemli olan belki de farklılığı, ayrıcalığı da bu yönde kendini gösteriyor. Şu rivayetin elde ediliş tablosu iki türlü gerçekleşiyor. Buraya dikkat edelim. Hadis alma yolunun gerçekleşmesi. Evet, bu iki türden gerçekleşiyor. Tek ravi, çok ravi. Yani ravi tek başına da rivayeti alabilir, başkalarıyla birlikte de rivayeti almış olabilir. İşte bunun için bir ravi rivayeti aktarırken buradan aldı. Diyelim ki sema yoluyla aldı şimdi. Sema yoluyla aldı. Peki bu sema yoluyla aldığını nasıl aktaracak? Bunları da şimdi burada müsaadenizle gösterelim. Bir sema yoluyla aldı. Sema yoluyla aldı. Aldı. Şimdi aktaracak. Şunu da müsaadenizle bu şemayı biraz yeni yaptığım başlığa göre düzeltelim.
alacak, hadis alma hadis aktarma türleri diyelim. Evet. Hadisi aktaracak şimdi. Sema yoluyla aldı, hadisi aktaracak. Şimdi ravi sema yoluyla aldığında bu rivayeti tek başına mı aldı? Başkaları da var mıydı? Bunu belirtmesi lazım. Onun için de bakın şu ifadeleri kullanacak. Haddeseni, bakın, haddeseni, ahbareni, enbeeni, bunun gibi pek çok ifadeler var. Bu ifadeleri kullanacak. Ama hepsi de münferit bakın, tek başına. Peki, çok olduğunda haddesena, biz anlıyoruz ki ravi ile beraber başkaları da var. Ahberena, enbeena. Evet. Bunun ne tür bir önemi var? Çünkü biz haddesena dediğinde bir ravi, o zaman kendisiyle birlikte başkalarının da bu rivayeti aldığını anlarız ve böylece de o başka ravileri de bularak rivayetin farklı tariklerine ve onların peşine düşmeye başlarız. İşte bir ravinin rivayeti tek başına mı yoksa çok birden fazla kişiyle birlikte mi işittiği ya da elde ettiği hususunu ravinin rivayeti aktarırken, eda ederken, eda diyelim şöyle. Eda ederken kullandığı lafızlarda ve ifadelerde değerli arkadaşlar bunu belirtmesi zorunludur. Ne zamandan sonra bu zorunluluk ortaya çıkıyor? Tebe-i tabi'in neslinden sonra. Şimdi ikincisini yazalım. İki arz ve kıraat. Arz ve kıraat. Arz ve kıraata geldiğimizde değerli izleyenler aynı şekilde bakın tek başınaysa karatu karatu aleşşeyh karatu aleşşeyh çok kişiyle beraberse kara naale şey. Evet. Ekrana yazınca kalemle biraz zor oluyor. Evet. Tek başına aldığında ve çok kimseyle aldığında. Şimdi sadece isimlerini yazacağım, açıklamalarına daha sonra geleceğim. Üçüncü maddede icazeti ele alalım. Üç, icazet. Ve ben bu icazetin altına dört madde yazmıştım ve bununla gerçekleştiğini söylemiştim. İşte tam da bunları burada yazacağım ve sonra bunların üzerinde inşallah konuşmuş olacağız. Bakın değerli izleyenler, tek başına aldığında ecazeni, bana izin verdi. Çok olduğunda ecazena, bize izin verdi. Peki hangi yolla izin verdi? Sırayla bakın. Ecazena eyalamen. Ecazena münaveleten. Ecazena mukatebeten. Ecazena vasiyeten. Evet.
Aynı şekilde ecazeni ecazeniye de i'lamen, münavveleten, mukatebeten, vasiyeten diyebiliriz. Son olarak vicadede dört vicade genel olarak bu tekildir. Bulmaktır. Vecettü diye ifade edilir. Vecettü. Vecetnası yok bunun. Vecettü. Birazdan üzerinde duracağım. Gördüğünüz gibi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, hadislerin elde edilmesi ve aktarma yolları diye çok önemli olan kavramları ezberleyip aklınızda tutmakta biraz da zorlandığınız böyle bir konunun aslında geleneğimizde sıralanan bu sekiz maddesinin aynı zamanda bir değer sıralaması olduğunu da söyleyen usulcülerimiz var. Fakat icazete kadar 1 ve 2'nin eşdeğer neredeyse çok makbul olduğu, daha sonrakilerinin biraz sorunlu olduğunu söyleyenler de varsa da biz bunlardan şimdilik en azından sarfı nazar edelim ve en önemlilerinin sema arz olduğunu, icazetin de yine kullanılan çok makbul yollardan biri olduğunu söyleyerek teferruatlardan sarfı nazar edelim. Yalnız burada bir şeye dikkatinizi istirham etmek istiyorum. O da şimdi bir taraftan bu İlam nedir? Münavele nedir? Mükatebe nedir? Vasiyet nedir? Efendim, sözcükleri üzerinde duralım. Benim neden bu şekilde sağda şurada olduğu gibi bir sıralama yapmayıp da icazet başlığının altına bu dört maddeyi koyduğumun üzerinde de biraz konuşalım ve konuyu yavaş yavaş toparlamaya çalışalım. Değerli arkadaşlar, icazet izin vermek demektir. İzin vermek. Yani bir şey, şu şey, rivayet hakkı veriyor. Rivayet hakkı veriyor. Yani ravilerine, kendisine ait rivayetlerin, işte bu falan kimse, onun naklettiği raviler, bunun şey rivayetler, bunun işte 15, 20, 30, 40, 50, 100 neyse rivayetleri var ve bunları aktarıyor. Bu rivayetlerin kendi adına aktarılmasına icazet veriyor işte. Bu rivayet hakkı vermeye icazet diyoruz. Rivayet hakkı vermedir. Rivayet edebilirsiniz diyor benden. Bunu aktarabilirsiniz. Peki, bu izin kaç türden gerçekleşiyor? Klasik kaynaklarımızda da bu benim söylediğime çok ciddi atıflar var ve daha önceki usulcülerimiz bu meselenin ciddiyetinin farkındalar ve bunun üzerinde de ısrarla durmuşlardır. Belki son dönemde yazılan kaynaklarımızda bu konunun ayrıntıları biraz daha belki de öğrencilere kolay gelsin düşüncesiyle hafifletilmiş ve çok üzerinde durulmamıştır. Ehemmiyetine binaen bu konuyu bu şekilde benim gündeme getirmemin sebebi, İcazetin başlı başına bir hadis alma yolu olmadığıdır. Yani bir şey, yani şu şeyhimiz, sahip olduğu rivayetlerin kendisi adına nakledilmesine şu dört yoldan başka, bir, iki, üç, dört. Bu dört yoldan başka bunlar olmaksızın icazet veremez. Sınıfta da söylüyorum. Mesela ilam yok sayalım, münaveleyi kaldıralım, mukatebeyi kaldıralım, vasiyeti kaldıralım, icazet de ortadan kalkar. İcazet diye bir şey de kalmaz. Yani bu dört madde yoksa icazet diye bir şey de yoktur. Bu dört madde olmaksızın icazet diye bir şeyden söz edemezsiniz. İcazet ancak bu dört yolla gerçekleşen bir hadis tahammül hususudur. Yani hepsini tek tek alalım. Şeyh o önüne toplanmış ravilere diyor ki evlatlarım benim benim
elimde bulunan rivayetlerim bunlardır. İlam bildiriyor. Bu dört maddenin şu üç sıralaması bazen farklılık arz edebiliyor kendi içinde. İşte münavele, ben de kitabımda bunu farklı yazmışım. Burada şimdi size yazarken sıralamayı farklı yazmışım. Kitaptaki sıralamaya uygun olmadığı dikkatinizi çekerse bunun böyle çok rigid bir sıralama olmadığını bilmenizi istiyorum. Bildirmedir. Yani diyor ki benim rivayetlerim bunlardır. Bu kadar. Benim rivayetlerim işte şu rivayetlerimi biliyorsunuz değil mi? Benim kaç tane rivayetlerim olduğunu. Evet, benim rivayetlerim belli. Onları benim adıma nakledebilirsiniz. Bu sadece bir bildirmedir. Yani izin verdiğini deklare etmektir bakın. İcazetin deklarasyonudur ilam. İcazetin deklarasyonu. Diyor ki benim bu rivayetlerimi nakledebilirsiniz. Rivayeti okumuyor, rivayeti söylemiyor. Zaten okusa söylese semaya girer. Sadece benim ki bunu genelde raviler bilirler onun rivayetlerini. Benim rivayetlerimi benim adıma nakledebilirsiniz. Size izin veriyorum diyor. Bu izini nasıl verebildi? Bir bildiriyle, yani bir açıklamayla, bir beyanla. İşte buna ilamen icazet diyoruz. Evet. Ecazeni ilamen ya da ecazena ilamen. Yani bize deklare ederek rivayet hakkını kendisi sözlü olarak bize ifade ederek verdi demektir. Demek ki icazet nasıl gerçekleşiyor? Şeyhin ilamıyla, deklaresiyle gerçekleşiyor. İşte burada gördüğünüz gibi deklare ediyor. Ya da şey, elindeki yazılı metinleri öğrencilerine münavele elden vermek demektir. Bir şeyi sırayla nöbetle yapmak anlamına da gelen bu kelimeye hadisçilerimizin kullanması, şeyhin elindeki rivayet tomarlarını öğrencilerine vererek alın bunları benim adıma nakledebilirsiniz diyor. Ne kendisi okuyor ne öğrenciler okuyor. Direkt veriyor, alın bunları nakledin benim adıma diyor. Burada da elden bir şey veriyor. Sahip olduğu rivayetler el değiştiriyor yani. Kime geçiyor? Ravilere. Affedersiniz. Öğrencilere geçiyor. Öğrencilere geçince burada da icazet neyle gerçekleşmiş oluyor? Elden vermeyle, münaveleyle. Yani bakın bir şeyle gerçekleşiyor. Yani icazetin gerçekleştiği bir şey var. Üçüncüsü mukatebedir. Yazışıyor. Yani bu raviler başka bir beldede, şeyh başka bir beldede mektup yazıp kervana veriyorlar. Kervan mektubu götürüyor. Şeyhe veriyor. Yazmışlar ki efendim biz falan yerdeki hadisçileriz. Sizin bir rivayetiniz olduğunu duyduk. Böyle böyle bir rivayetiniz varmış. Bu rivayeti sizin adınıza sizden almış olarak nakledebilir miyiz? Bakın mukatebe, yazışma yoluyla. Şeyh de diyor ki eyvallah nakledin. Evet bu rivayetler benimdir. Nakledebilirsiniz. O zaman ecazena mukatebeten, ecazeni mukatebeten. Bana ya da bize yazışma yoluyla izin verdi. Bakın izin neyle gerçekleşti? Yazışma yoluyla. Yani izin mutlaka bir şeyle gerçekleşiyor. Onun için de hadis alma yolları 8 değil 7'dir. Ve icazet ayrıca başlı başına bir yol değildir. Diyorum ben. 4 şeyh yaşlanmış, hacca gidiyor, savaşa gidiyor, bir yere gidiyor.
Elinde de rivayetleri var. Çocuklarına, eşine diyor ki ben geri dönmezsem ya da ne olur ne olmaz belli olmaz. Bana başıma bir şey gelirse şunlar benim rivayetlerimdir. Bu rivayetlerimi benden sonra almak isteyen, bu rivayetleri benim adıma nakletmek için talep eden, gelip isteyen olursa onlara verin nakletsinler diye bir vasiyette bulunuyor. İcazeti vasiyetle gerçekleştiriyor. Yani bunları benim adıma nakletsinler. İlim zayi olmasın, ilim kaybı olmasın düşüncesiyle vasiyeten ne yapıyor? İzin veriyor. İşte burada da icazet vasiyetle gerçekleşiyor ve ecazena vasiyeten böyle elde eden raviler de diyor ki biz onun vasiyetle icazetini aldık. Yani vasiyet etmiş bu rivayetleri aktarsınlar diye biz de böyle aldık diyor. Ve dikkat ederseniz bu aşağı doğru mertebe olarak biraz daha düşmüş oluyor. İşte gördüğünüz gibi değerli izleyenler ve sevgili öğrencilerim, hadis alma yolları 8 değil 7'dir. İcazet başlı başına bir yol değil. İcazet ancak ilam, münavele, mukatebe ve vasiyet yollarından biriyle gerçekleşebilen ve bu dördünün ortak ve onlara içkin olan, onların bizatihi kendilerinde içkin bulunan bir kavramdır icazet. Yoksa ayrı başlı başına bir yol değildir. En son vicade bulmak demektir. Evet. Burada yazdık. En son vicade bulmak demektir. Peki vicade bulmak ne demek? Bir ravi rivayetler buluyor. Yazılı rivayetler. Yazılı bir şey buluyor, rivayetler. Bakıyor ki hadis var. Peki bunu nakledebilir mi? Demişler ki kaybolmasın, nakletsin ama vecettu desin. Vecettu hazel hadis. Bu efendim hadisi ben buldum. Nerede? İşte fit tarik yolda buldum. Bil mektebe, kütüphanede buldum. Ya bilmem şurada bir yerde buldum. Bu çok makbul değil. Ama bu yolun nispeten bir kıymeti olan şekli daha var. O da değerli izleyenler, mesela Ahmet bin Hanbel'de olduğu gibi baba muhaddis, oğul da muhaddis. İşte buna Ahmet bin Hanbel örneği diyelim. Şimdi Ahmet bin Hanbel vefat etmiş. Oğlu Abdullah babasından onun el yazmasıyla kıyıda köşede başka rivayetler buluyor. Kendisine intikal eden rivayetlerin dışında babasının el yazmasıyla rivayetler buluyor. Şimdi babasının yazısını bildiği için böyle bulduğu rivayetler ile ilgili diyor ki vecettu hadel hadis bi hattı ebi, babamın hattıyla bu rivayetleri buldum diyor. Babasının hattını bildiği için olabilir. Bu makbul de olabilir. Fakat dikkat etmemiz gereken bir sorun yönü de olduğunu görüyoruz. Nedir? Diyelim ki
bir sandığın kenarında ya da bir rafta bir yerde bir tomar halinde bir rivayet buldu. İyi de bu bulduğu rivayet babasının önemsediği bir rivayet mi? Yoksa önemsediklerinin içinden ayırt ettiği, çıkardığı bir rivayet mi? Bulduğu rivayetin babası nezdinde sıhhat bakımından neye tekabül ettiğine dair bu bulmak, buluntu bize ne vermez? Bire bilgi vermez. İşte vicadenin en önemli problemi sıhhat sorunudur. Yani bulduğumuz rivayetlerin sıhhatlerine ilişkin ne yapacağız? Babası attığı bir rivayeti mi buldu oğlu? Yoksa efendim o rivayet babasının nezdinde ne kadar önemli bir sıhhat konumuna sahipti? Bunu bilmiyoruz. Bu itibarla bunun böyle bir sıhhat problemi söz konusu olduğu için çok fazla efendim kale alınmamış, çok fazla dikkate alınmamış ve çok muteber bir yol olarak da görülmemiştir vicade. Genel olarak da bu şekilde elde edilen rivayetler kaynaklarda isnatsız olarak verilmiştir. Yani rivayetin sadece metni olduğu için isnat yok, isnatsız olarak verilmiştir. Ve bunun için de bazen işte bana ulaştı, belagahu ona ulaştı, elde etmiş. Yani buldu manasına. Böyle bir rivayet bulmuş ama kime ait olduğu belli değil. Şeklinde böyle müphem ifadelerle isnat verilmeksizin, isnatsız bir biçimde zikredildiğinde zaman zaman görebiliyoruz. Her ne kadar bu ifadeler farklı anlamlarda da kullanılmış olsa da. Böylece değerli izleyenler, hadis alma ve aktarma yolları konusunda şöyle kitaptan atladığım bir başlık var mı diye bakayım. Evet. Bir başlık kalmamış. Özetlemeye çalıştığım bu bilgiler gördüğünüz üzere kitabımda da takip ederseniz orada da bazı detaylarda göreceksiniz. Hadis alma ve aktarmanın ne kadar önemli bir husus olduğu, özellikle tebe-i tabiinden sonra bunun çok ciddi bir biçimde muhaddisler tarafından uygulanıp tatbik edildiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Dolayısıyla rivayetlerimize tekrar bu hususa dikkat çekmek açısından şu şemaya gelecek olursak, örneğin bu imamımız Buhari olsun. Buhari kendisinden öncekilerden sema yoluyla bunu almış olduğunu sıklıkla bildirir ve hadde sena ile başlar. Bu her zaman genellikle hadde sena ile devam eder. Bu her zaman yine hadde sena ile devam eder. Nereye kadar? Tebe-i tabine. Buradan sonra artık an haline döner. Böylece hadis alma ve aktarma yollarının belli bir zaman diliminden itibaren muhaddislerimize doğru daha ciddi bir biçimde uygulandığını görüyoruz. Bu itibarla da Kütüb-i Sitte dediğimiz meşhur kaynaklarımızın ortaya çıktığı 3. yüzyıl, Hicri 3. asır
hadisin altın çağıdır. Neden? Çünkü sistem hem isnat bakımından, hem cer tadil bakımından, hem tahammül, hadis ve eda bakımından ciddi anlamda sistemleşmiştir. Ve sistem kendi içinde nispeten eksiklerini, kusurlarını telafi etmiştir. Hadis ilmi kendi ayakları üzerinde durabilen ve kendi kaynaklarını ve eserlerini ortaya koyabilen bir noktaya ulaşmıştır. Bu açıdan 3. asır hadisin altın çağıdır denmesinin sebebi bu arz etmeye çalıştığım hususların sevgili izleyenler kemale ermesinden kaynaklanıyor. Ve böylece bir hadis tarihi dersimizin daha sonuna gelmiş olduk ve hadislerin nasıl elde edilip nasıl aktarıldığını, bunlar için nelerin efendim kullanıldığını söyledik. Şimdi aklıma geldi. Hemen müsaadenizle onu da yazalım. Şunlara sevgili arkadaşlar eda sigaları denir. Eda sigaları. Siga kalıp, şablon demek biliyorsunuz. Siga kelimelerin kalıplarıdır, şablonlarıdır. Bakın haddesena, ahberena, embeena, karena, ecazena, ecazeni. Bunlar birer kalıptır, sigadır. Kelimelerin çekimidir. Bunlara eda sigaları denir. Onu da aklıma geldi, söylemiş oluyorum. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın efendim.